أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın artmasına, bundan sonraki hayatımızı daha düzgün şekle getirmemize, Ruz-u Mahşer'de yüz aklığımıza Rabbim vesile eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu vece buyururlar ki, اَنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَا تُنْتَبَهُ Yani insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanacaklar. Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu vece'nin bu sözü gerçekten iyi düşünülmesi gereken okkalı bir sözdür. İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklar. Demek ki biz şu anda uykudayız. Ne zaman uyanacağız? Ölüm bizi uyandıracak. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleri mektubatından bir mektuba şöyle başlar. Allahümme nebbihna qabla en yunebbihenel mevt. Ey Allah'ım, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır. Hayattayken uyanmayı bizlere nasip eyle. Bir mektubuna böyle başlıyor. Bir de şöyle bir söz vardır. Mutu qabla en temutu. Ölmeden önce ölünüz. Ne demek ölmeden önce ölünüz? Yani bir insanın intihar etmesi haramdır. En büyük günahlardandır. Ölmeden önce ölünüzden ne kastediliyor o zaman? Yani ölünce uyanacaksınız ya, ölüm sizi uyandıracak ya, ölmeden önce uyanın, dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ölmeden önce ölmüş oluyorsunuz. Yani ölüm uyandırmadan siz uyanmış oluyorsunuz. Ölüm uyandıracak diye sizi, siz daha önceden uyanmış oluyorsunuz. Peki, Arapçada nevmul ernep derler. Yani tavşan uykusu demekmiş. Bu kitaplarda konu olmuştur. Tavşan uykusu nedir? Tavşan gözü açık olarak uyurmuş. Dolayısıyla baktığın zaman uyumuyor zannedersin ama gerçekte uyuyormuş. Gözü açık olarak uyuduğu için uyuduğu anlaşılmıyor. Dışarıdan bakan uyumadığını düşünür, anlar, zanneder. Şimdi o zaman gözü açık olduğu halde uyumak tavşan uykusu gibi bir şeydir. Kıymetli dostlar, insanda iki türlü akıl vardır. Birisi aklül maaş, birisi de aklül maat. Yani birisi ahiret aklı, birisi de dünya aklıdır. Dünya aklı ile ahiret aklı arasındaki fark nedir? Dünya aklı insana dünyadaki karı ve zararı gösterir. Bak bu zarardı, bundan kaçın der. Bu kârdır, buna koş der. Ahiret aklı ahiretin zararını gösterir, karını gösterir. Bu kârdır, buna koş der. Bu zarardır, buna bundan sakın der. Demek ahiret aklı ahiretle ilgili kâr ve zararı idrak ettiğimiz akıldır. Dünya aklı dünya ile ilgili kar ve zararı bize öğreten, bildiren akıldır. Dinsizlerin, imansızların dünya aklından nasibi az değildir. Yani onlar dünya karını ve dünya zararını idrak ederler. Müslümanlar da bunu idrak ederler. Dünyanın karını ve zararını idrak eden akıl, dünya aklıdır. Bu kafirde de var, müminde de var. Estaizu billah, ya'lemûne zâhiren minel hayâti dünya. Bu dinsizler, imansızlar, dünya hayatının zahirinden bilirler. Dünya hayatının zahirinden bilirler. Ve hum anil âhiretihum gâfilûn. Ahiret konusunda tamamen gaflet içerisindedirler. Hiç mi hiç haberleri yok. Kıymetli dostlar, şimdi dünya aklıyla ahiret aklından bir iki örnek vererek bizim asıl muhtaç olduğumuz ahiret aklı olduğu üzerinde
durmakta fayda var. Çünkü dünya aklı dünyada yaşarken elbette lazımdır. Bu hem müminde var, her insanda var daha doğrusu, öyle söyleyelim, her insanda var. Bir insan aklı başındayken, durup dururken de ne yapmaz? Gidip kafasını duvara vurmaz. Çünkü burada bir zararı var, bunu yapmaz. Bir insan kendini ateşe vermez. Burada ne vardır? Aklı bunu engeller. Parasını çöpe atmaz. Aklı bunu engeller. Ve karlı gördüğü işlere koşar. Buna dünya aklı diyoruz. Dünya aklı ahiretteki kar ve zararı görmez. Eğer sadece dünya aklı ise ahiretteki kar ve zararı görmez. Mesela bir mal satın alırken 3 lira 5 lira pazarlığını uzun süre yapar. 3 lira 5 lira kar edebilmek için, 3 kuruş 5 kuruş kar edebilmek için aşırı derecede ne yapar? Pazarlığını yapar. Ne kadar az para ödersem o kadar karlıyım der. Öbür taraftan bir vakit namaz. Bakın dostlar, bir vakit namaz. Hem vallahi hem billahi bütün dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Bir vakit namaz. Bütün dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Ama onlarca, yüzlerce namazı kazaya kalsa bir zarara uğradığını düşünmez. Ben örnek olarak vermiştim. Kardeşlerimiz bilir. Fakat hatıra olarak kalsın diye yeni kardeşlerimiz de duysun. Canlı canlı bir örnek anlatmak isterim. Bizim cemaatimizden Haşim dede diye yaşlı birisi vardı, emekli. Hanımıyla beraber dairede, evinde yaşıyordu. Bankadan emekli maaşını çekti. Ondan sonra cebine koyup gelirken yolda bir delikanlı, amcacığım, dedeciğim sana yardım edeyim derken çaktırmadan parasını cebinden almış. Arabaya bindireyim derken hiç fark etmemiş ama. Haşim dede gelir gelmez öğle namazında camiye geldi. Camiye geldi, namazını kıldıktan sonra eve gitmiş. Hacı nene de bekliyor, emekli maaşı gelecek. Artık maaşın mutluluğunu beraber yaşayacaklar. Haşim dede oturmuş, bir cebine salmış, boş çıktı. Öbür cebine salmış, o da boş çıktı. Allah Allah. Dış ceplerine salmış, onlar da boş çıktı. Pantolon ceplerine baktı, Allah Allah, ne oldu falan. Hanım, bizim para cepte yok falan. Kalkmış ayağa, üstünü başını aradılar, para yok. Nereden geliyorsun? Camide namaz kıldım. Yenge hanımla beraber camiye geldiler. Farzı nerede kıldın? Şurada. Orada var mı? Para yok. Sünneti nerede kıldın? Şurada. Orada var mı? Para yok. Ayakkabılıkta ayakkabını nereye koydun? Şuraya. Para var mı orada? Yani cami ile ev arasını, camide namaz kıldığı yerlerin hepsini aradılar. Para çıkmadı. Ondan sonra demek ki biz parayı çaldırdık dediler. Birisi sormuş Haşim dedi. Kimseyle karşılaştırma. Bir delikanlı bana yardım etti dedi. Yoldan karşıya geçerken yardım etti. Şimdi kardeşler, Haşim dedenin rahmetli oldu. Allah ona da bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Haşim dedenin kaybettiği para kendisine ve hanımına ciddi manada stres oldu mu olmadı mı? Onun yerine ben olsam veya siz olsanız gerçekten üzülmez misiniz? Üzülürsünüz. Bu zararı görür müyüz? Herkes görür. Ben de diyorum ki size, acaba bir vakit namaz Haşim dedenin kaybettiği, çaldırdığı paradan daha mı değersiz? Diyelim ki bir sabah namazına kalkamadık. Bir namazda yolculuktayken kılamadık. Misal olarak söylüyorum. Acaba bu Haşim dedenin kaybettiği bir maaştan dolayı duyduğu üzüntü kadar üzüntü duymuyorsak, o zaman ahirete taalluk eden zararı görmüyoruz demek değil midir? Para kaybolduğu zaman onun zararını görüyoruz. Arabaya birisi dururken vurmuş. Geldik baktık ki arabanın sağ tarafı, sol tarafı vurulmuş. Allah Allah. Hemen aklımıza ne geliyor? Bir, araba vurulmuş oldu. İki, ne kadar masrafı vardır? Hemen aklımıza bu zararlar geliyor.
ve bundan dolayı da üzülüyoruz. Normaldir bu. Şimdi arabaya vurulduğu zaman bunun zararını görmek, hemen idrak edip anlamak, satın aldığımız bir malı eve getirdiğimiz zaman çürük olduğunu gördüğümüzde biz aldatıldık, zarara uğratıldık deyip onu fark etmek. Ama ahireti taalluk eden vazifelerimizdeki aksaklıklarımız, eksiklerimiz, yani arabanın vurulduğunu fark ediyoruz da kıldığımız namazın sağa sola çarptığımızı, tadil erkana uymadığımızı fark etmiyorsak, burada hani bir sıkıntı var mı sizce? Yani dünyadaki zararı görüyoruz, arabanın vuruğunu görüyoruz, namazın vuruğunu göremiyoruz. Kur'an okuyoruz, her tarafı vuruk. Onu göremiyoruz. Şimdi dünya aklının özelliği ahiretin karını kar görmez. Ahiretin zararını da zarar görmez. Onlarca, yüzlerce namazı kazaya kalmış. Umurunda değil ki. Efendim, karları kaybetmiş. Umurunda değil ki. O sadece neye bakar? Hesabına düşene, hesabından çıktısına bakar. Dünyada başına gelen zararlara bakar, elde ettiği karlara bakar. Dünyada elde ettiği karlardan dolayı mutluluk duyar, kaybettiği değerlerden dolayı üzüntü duyar. Demek ki dünya aklı dünyadaki karı görüyor, zararı görüyor. Ahiretin karını kar olarak görmüyor, zararını zarar olarak görmüyor. Gelelim ahiret aklına. Ahiret aklı, ahirete taalluk eden her şeyin A'dan Z'ye kadar artısını artı, eksini eksi olarak görür. Ne demek bu? Bakarsınız ki yolda giderken, efendim iftara kalmış yarım saat, trafik kilitlenmiş, adam arabasına çıkmış, yol kenarında namaz kılıyor. Bu adam derdine yani. Bakıyor ki, yetişemeyeceğim, namaz kazaya kalacak, betonun üzerinde namaz kılıyor. Şimdi orada namaz kılarken yoldan geçen birçok insan, trafikte seyreden bir insan, insanların çoğu bunu yadırgar mı? Yadırgar. Peki bu adamın gördüğünü onlar görselerdi, onlar da inmezler miydi? Namazlarını kılmazlar mıydı? Bunun gördüğünü onlar göremiyor. Bunun anladığını onlar anlamıyor. Bunda ne vardı bu insanda? Ahiret aklı vardır. Görebiliyor. Namazın kazaya kalmasından doğabilecek zararı görüyor. Neye mal olursa olsun diyor. Beton üzerinde, taşların üzerinde namazını kılıyor. Doğru mu yapıyor? Doğru yapıyor. Şimdi ahiret aklı ahiretin karını görür. Buradan kalkar, bir sürü para harcar. Mekke'ye gider, Medine'ye gider, umresini yapar, haccını yapar. Halbuki Mekke, Medine'ye baktığın zaman yeşillikleriyle, vadileriyle, akan sularıyla, şelaleleriyle meşhur bir yer değildir yani. Sonuçta dağlardan, taşlardan ibaret bir yerdir. Manevi bir değeri var. O manevi değerinden dolayı gidiyor. Günahlarım silinecek. Dua edeceğim. Dualar kabul edilecek. Benden dua isteyen insanlara dua edeceğim. Gidiyor bir sürü parasını harcıyor. Ama o harcadığı parayı ahiret sermayesi olarak görüyor. Doğru mu? Dünya aklına sahip olanlar ne diyor? Bunlar deli diyor ya. Gidip diyor Araplara para yediriyor diyor. Aynı adam gidip Fransızlara yediriyor. O zarar etmiyor. İngilizlere yediriyor. O da zarar etmiyor. Almanlara yediriyor. O zarar etmiyor. Ama oraya gidip Allah için giden insanın gidişini ne olarak görüyor dünya aklına sahip olan insanlar? Zarar olarak ve külfet olarak görüyorlar. Şimdi dünya aklı ahiretin karını görüyor muydu? Görmüyordu. Zararını görüyor muydu? Görmüyordu. Ahiret aklı dünya karına zararına nasıl bakar? Mesela Haşim dede parayı kaybetti. Ahiret aklı ona der ki, Haşim dede sen paranı kaybettin ya. Üzülmene gerek yok ki. Bunu birisi aldı mı senden? Bunu sana söke söke verecek. Kuruşu kuruşuna bunu alacaksın. Hem ne zaman alacaksın? Paranın altını, gümüşün geçmediği günde adam sana bunu varsa namazıyla verecek, varsa orucuyla verecek, varsa zekatıyla verecek, varsa hayır-ı hasenatıyla verecek, yoksa senin günahların onun sırtına yüklenecek, sen kuş gibi cennete uçacaksın. Şimdi Haşim dedeye bunu söylediği zaman Haşim dede derin bir nefes alır mı? Oh be der mi? Der. Bu gerçek midir? El-Hak gerçektir. Ahiret aklı dünya zararını gerçek zarar olarak görmez. Mesela bir kadının, affınıza sığınarak söylüyorum, doğum sancısı erkeklerin hayatta görmediği bir sancıdır.
erkeklerin taş düşürmesini de ona benzetirler. Yani sancıların yoğunluğu açısından söylüyorum. Ama bir kadının yaptığı doğumda çektiği acı ve ızdırapların ona mükafat olarak neler kazandırdığını, günahlarını nasıl sildiğini ve ahirette derecesini nasıl yükselttiğini eğer bilmiş olsa, onlar ona bal gibi, şeker gibi gelir. Çünkü karınca ısırsa bizi, günahımıza kefaret mi? Bir doğum sancısı kaç tane karıncanın ısırmasına benzer? Bir karıncanın ısırması, bir dikenin batması günahlara kefaret ise, bir doğum sancısı, bir baş ağrısı, bir diş ağrısı, bir bel ağrısı, bir diz ağrısı karıncanın ısırmasına benzer mi? Benzemez. Kadında olsun, erkekte olsun. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, belim ağrıyor, şu sıkıntılarım var. Dünya aklı diyor ki bunlardan kurtulman lazım. Ahiret aklı devreye giriyor. Diyor ki, sende bunlar var ya, bir, kim verdi bunu? Cevap, Allah verdi. İki, zulmetmek için mi verdi? Haşa maşa, zulmetmez. Üç, peki bunda senin karın var, zararın var. Günahlarım siliniyor. Sabredersem günahlarım siliniyor, karım var. Bunlar onu nereye götürüyor kıymetli dostlar? Yani hoştur bana, senden gelen ya konca gül yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş demeye götürüyor. Ahiret aklı devreye girdiği zaman bu musibetleri ne olarak görüyor? Bir rahmet vesilesi, günahların silinmesine, derecenin yükselmesine bir vesile olarak görüyor. Ahiret aklı dünyanın karını kar görür mü? Ahiret aklı dünyanın karını eğer ahiret sermayesine dönüşürse kar görür, değilse zarar görür. Mesela ahiret aklı Karun'a baktığı zaman eyvah yandı der. Karun'un çok servetleri vardı. Anahtarlarını bile başkaları taşıyacak durumda değildi. Atlar bile taşıyamıyordu. O kadar hazineleri vardı. Ama dünya aklıyla baktığın zaman herkes Karun'a imreniyordu. Benim de, bizim de öyle servetimiz olsaydı, öyle imkanımız olsaydı dediklerini Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Ama وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمِ İlim sahibi olanlar olaya baktıkları zaman şöyle dediler. وَيْلَكُمْ Vay size be! Neden siz Karun'un servetine imreniyorsunuz? ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'ın vereceği mükafat, iman ve salih amel sahibi olan insanlar için Karun'un servetinden çok daha hayırlıdır. Şimdi ahiret aklı dünya servetine bakarken sahibine bakıyor, bir de servete bakıyor. Sahibi bununla isyanını mı artırıyor, Allah'a karşı gelmesini mi artırıyor, yoksa ibadetini, inkiyadını, cömertliğini mi artırıyor? Eğer ahiret sermayesine dönüştürüyorsa helal olsun sana diyor. Helal olsun sana, sen bunu ahiret sermayesine dönüştürdün, en karlı yatırım yaptın. Ama Karun gibi olursa, yani şımarmasına, kibirlenmesine, gururlanmasına, Allah'a, peygambere karşı gelmesine vesile olursa, o zaman efendim kıymetli dostlar, ahiret aklı bunu ne diye görüyor? Zarar olarak görüyor. Şimdi ahiret aklının bakışı mı doğru, dünya aklının bakışı mı doğru? Elbette ahiret aklının bakışı hem ahirete taalluk eden hem de dünya taalluk eden şeylerde %100 isabet eder. Şimdi iki tane örnek vererek burayı geçeyim kıymetli dostlar. Eyyub Aleyhisselam'a ciddi manada hastalık, rahatsızlık isabet etti mi? Yani Eyyub Aleyhisselam hastalığıyla meşhur bir peygamberdir. Doğru mu? Şimdi Eyyub Aleyhisselam dünya aklıyla baksaydı, ellerini kaldırıp ya Rabbi bu hastalıktan bir an önce beni kurtar diye dua etmesi lazımdı. Doğru mu? Eyyub Aleyhisselam duasıyla mı, hastalıktan iyileşme noktasında yaptığı dua ile mi meşhurdur? Yoksa Eyyub Aleyhisselam o hastalık karşısında gösterdiği sabır ve metanetle mi meşhurdur? İnna vecednahu sabira ni'mel abd innehu evvab.
biz Eyüp kulumuzu tabi tuttuğumuz imtihanda sabredenlerden bulduk. O ne güzel kuldur be. O ne güzel kuldur müjdesini, mükafatını, methiyesini, madalyasını Allah Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'a verdi. Neyin karşılığında verdi? Sabretmesinin karşılığında verdi. Bu bir örnek. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıyorlar. Arkadaşlar ateş bu ya. Ateş bu. Bu Urfa'ya giden kardeşlerimiz İbrahim Aleyhisselam'ın olaylarının olduğu, mencelikle atıldığı tepeyi falan gördüğünde hiç ateş olmasa, sadece havadan atmış olsa bile gerçekten korkunçtu değil miydi? Sadece havadan atsa zaten yeri düşünmekle parçalanır yani. Nerede kalsın ki? Bir de ateşin içerisine günlerce toplanmış odunlar ateşe verilmiş. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu ateşe atılıyor. Dünya aklıyla baktığın zaman olay bitmiş mi? Felaket mi? Felaket. Peki İbrahim Aleyhisselam bu işe dünya gözüyle baksaydı farklı olacaktı. Hangi gözle baktı? Hangi akılla değerlendirdi? Ahiret aklıyla değerlendirdi. Ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Rabbim beni görüyor ya, biliyor ya, o bana yeter dedi. Yetti mi? Yetti. Ne oldu İbrahim? Aleyhisselam oldu. Ne oldu İbrahim Aleyhisselam? وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindi ayet. Eyüp Aleyhisselam'a ne güzel kuldur dendi. İbrahim Aleyhisselam için Allah bunu dost edindi. Allah-u Teala kainatın sahibi olan Allah'ımızın yarattığı, affedersin bir damla meniden yarattı. Sonuçta peygamber de olsa bir damla meniden yaratılmış, doğru mu? Bir damla meniden yaratılmış bir kuluna ben seni dost edindim diye ilan ediyor. İlan ediyor. Kıyamete kadar gelecek insanlar bu ayeti okuyor, dinliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın dostu olduğunu görüyor. Şimdi sözün özü kıymetli dostlar. İbrahim Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret aklı noktasında zirve olduklarından dolayı olayları ne olarak değerlendirmişler? Hep akıl süzgecinden geçirirken ahiret aklı süzgecinden geçirmişlerdir. Nimet geldiğinde ahiret aklıyla baktığın zaman olaya asla şımarmak, kibirlenmek, gururlanmak, kendini beğenmek, ben hak ettim bunu da aldım demek yok burada, şükretmek vardır. Rabbim çok daha iyilerine vermediği bu nimetleri bana verdi. Altını çizerek söylüyorum. Sahip olduğumuz nimetleri ben becerdim, çok zeki olduğum için, çok çalışkan olduğum için bunları elde ettim, benim hakkımdı dersek, orada kibirlendik, gururlandık, kendimiz beğendik, dünya aklıyla olaya baktık, şımardık ve yoldan çıkmış olduk. Nasıl bakmamız lazım? Benden çok daha akıllı, benden çok daha çalışkan, benden çok daha değerli insanlara vermediğini Allah bana verdi. Öyleyse Allah beni imtihan ediyor, ben ona şükredecek miyim? Allah'ım sana şükürler olsun. Bunlar senin lütfundur, senin keremindir, senin ikramındır. Bunlar benim eserim değil, senin eserindir. Dediğimiz zaman kazanmış oluyoruz. Ben bileğimin gücüyle hallettim dediğimiz zaman kaybetmiş oluyoruz. Alın terimle bu işi çözdüm dersek orada kaybetmiş oluyoruz. İşte kıymetli dostlar, dünya aklı ve ahiret aklı dediğimiz zaman bizim muhtaç olduğumuz ahiret aklıdır. Dünya aklı zaten herkeste vardır yani. Onu görüyor, herkes görüyor onu. Ahiret aklı kafirlerde yoktur, onu göremiyor. Şimdi şu sözlerimle işi toparlamaya çalışayım. Bir insan iman sahibi ise onda mutlaka ahiret aklı vardır. Fakat bu ahiret aklı, hani şimdi burasını şu ampuller aydınlatıyor değil mi? Şurada şimdi bilmiyorum kaç tane ampul var. Diyelim ki 50 tane ampul var. 50 tane değil de 5 tane olsaydı burası bu kadar aydın olur muydu? Olmazdı. Şimdi demek ki aydınlığı artıran nedir? Ampullerin voltaj durumudur, sayısıdır vesaire. Bizim de ahiret aklımızı böylesine berrak şekle getirebilecek enerjiye ihtiyaç var. İşte ibadetler, işte sohbetler o enerjiyi bize sağlıyorlar. Bir insan, bunu siz çok iyi bilirsiniz, bir insan kazanırken sevinir, mutlu olur.
harcarken çok mutlu olmaz ki. Yani hesaptaki paraları azalırken oh azalıyor diyen kimseyi göremezsiniz. Artarken herkes sevinir. Ama ahiret aklı olan insanlar zekat verirken öyle mutlu olurlar ki, sadaka-i cariye yaparken o kadar mutlu olurlar ki, sanki kazanırken yakaladıkları mutluluğu harcarken yakalarlar. Çünkü biliyorlar ki biz bir koyduğumuz yerde kaç alacaktık? Kaçtı? 700'dü değil mi? Yani Allah yolunda infak edenlerin, Bakara suresinde, Allah yolunda infak edenlerin misali neye benzer? Buğday tanesine benzer. Bir buğday tanesini toprağa atıyorsunuz, 7 tane başak çıkıyor. Her başakta da 100'er tane vardır. Öyleyse bir tohum kaç tane oldu? 700 tane oldu. Vallahu yudaifu limen yeşa. Allah Teala dilediğine daha da fazlasını verir. Yani 700'den fazlasını da verir. İşte ahiret gözüyle bakan insan sermayesinin azalması eğer zekat vermek suretiyle oluyorsa, bir sadaka-i cariye suretiyle oluyorsa verirken de mutluluk yaşıyor. Niçin? Çünkü azaldığını değil, çoğaldığını görüyor. Dünyada zaten çok da olsa, az da olsa dünyadan göçerken hepsi geride kalıyor. Hepsi geride kalıyor. Bir don affedersiniz bile vermiyorlar. Bir kol saati vermiyorlar. Bir atlet vermiyorlar. Bir yüzük vermiyorlar. Kefen de büyük şehirlerde belediye veriyor. Kefen bile bizim değildir. Dolayısıyla dünyada zaten kalıyor, götüremiyoruz onu. Ama Allah için verdiklerimizi gittiğimiz yerde bulacağımızda zerre kadar şüphemiz yok. Hatta verdiğimiz kadar değil, çok daha büyük bir şekilde bulacağımıza inanırız. Ahiret aklı bize bunu sağlamış olur. Bir kardeşimiz şunu söylemişti, ben tanımıyorum da bir hoca efendi bana anlattı. Dedi ki, sohbetlere gelen maddi durumu çok iyi olan bir kardeşimizden şunu duydum. Dedi ki, ben dedi Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine gide gele öyle bir noktaya geldim ki, ben onun ifadesini söylüyorum. 30 milyon Allah yolunda infak etsem sanki 60 milyon kazanmış gibi seviniyorum, mutluluk duyuyorum. Yani vermekten o kadar mutluluk duyuyorum, daha önce bende bu yoktu. Ne zaman sohbetleri dinledim, yani işte ampullerin sayısının çoğalması aydınlığı artırır dedim ya, gaflet çoğaldıkça arkadaşlar, gaflet çoğaldıkça ahiret aklı zayıflıyor böyle. Olayları görmekte zorlanıyor. Adam diyor ki ben Müslümanım elhamdülillah ama cumaları kaçırmam diyor. 5 vakit namaz o kadar değil. Sadece cumaları kaçırmam diyor. Bunda ahiret aklı var mı? Var. Ama 50 tane ampulden 48 tanesi sönmüş. Veya 49 tanesi sönmüş, bir tanesi çalışıyor. Onunla ne kadarını görüyor? Cuma'nın önemini görüyor. Ampuller biraz daha açılsa neyi görecek? O 5 vakit namazın önemini de görecek. Biraz daha açılsa teheccüd namazını, evvabın namazını, işrak namazını, kuşluk namazının önemini de görecek. Rabbim Celle Celaluhu her birimizi ahiret aklıyla müzeyyen olan, donatılmış olan bahtiyar kullarından eylesin. Öz olarak şunu söyleyeyim. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri mektubatından bir mektupta bu konu üzerine durmuşken şöyle der. Bir insan ahiret aklını nasıl kazanabilir? Eğer bir insan ölümü çok düşünürse, ölümden bahseden meclislerde oturursa, ahiret ahvalini ve ehvalini, yani ahiretin merhaleleri var. Amel defterinin dağıtılması var, yüzlerin bembeyaz simsiyah olması var, mizanın başında hesap vermek var, tartılmak var. Ondan sonra efendim hesap yerine gitmek var, bir de sırat köprüsünü geçmek var. Uzun bir şey var, maraton var ahirette. İnsan bunları düşünürse, tefekkür ederse bunlar insan ahiret aklının artmasına vesile olur. Bütün bunları temin etmeye çalışan yollardan birisi de sohbetlerdir. Bu vesileyle biz dostlarımızla, mütevellideki kardeşlerimizle 15 günde bir araya geldiğimizde sadece, çok affedersin, gırgır şamata değil, mutlaka bir sohbetle beraber efendim imanımızın üzerindeki külleri üflemeye çalışıyoruz. Korun üzerindeki külleri üflemeye çalışıyoruz. Biraz kendimize gelelim. Çünkü sokaklar, internetler, televizyonlar, günlük olaylar bizim gafletimizi artırıyorlar, ampullerimizi söndürüyorlar.
karanlığa doğru gidiyoruz. Ne yaptığımızı biz de fark etmiyoruz. İnsan gaflet sarhoşluğuna düşünce ne yaptığını da fark etmiyor. Fark etsek de fark etmesek de ne olacak? İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklardır. Yüce Rabbim ölmeden önce uyanmayı, ahiret aklıyla kendimize gelebilmeyi, gerçekleri görüp kavrayıp hayatımıza ona göre taşıyabilmeyi nasip eylesin. Rabbim her türlü kazadan, beladan, elemden, kederden muhafaza eylesin. İyiliklere ve güzelliklere muvaffak eylesin. Rabbim dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eylemesin. Dünyada rahat, ahirette berbat olanlardan eylemesin. Dünyada varlık içerisinde, kabirde ve ahirette darlık içerisinde olanlardan eylemesin. Dünyada aslı aslı kestik kestik ama ahirette hesabını veremeyen, ağlayan, boynunu büken, ne yapacağını şaşıran, zavallı biçarelerden eylemesin. Yüce Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu müesseselerin yapılmasında zerre kadar emeği geçip ahirete göçmüş olanlara gırka yarık rahmetler eylesin. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler, mebrur ve makbul ibadetler ihsan eylesin. Her birinizin, her birimizin. Bugünlere gelmemize, üzerimize emeği geçmiş, ahirete göçmüş olan erbab-ı hukuka rahmet eylesin. Bize de arkamızdan rahmet okuyacak hayırlı dostlar, hayırlı nesiller, amel defterimizin açık kalmasını sağlayacak sadık-ı cariyeler ikram eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın da ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.